Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere sıvı ölçme birimlerini anlatacağım. Sıvı ölçme temel birimimiz litredir. Sonra aşağıya doğru indikçe desilitre, santilitre ve mililitre olarak adlandırırız. Bunların kısaltılmış hali litreyi büyük L ile, desilitreyi dl ile, santilitreyi cl ile ve mililitreyi de ml ile gösteriyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bunun üst basamakları da var ama bu sene bunları görmeniz size yetecek. Arkadaşlar şimdi bu basamak semboldür. Bunu koymadaki amaç şudur. Biz merdiven basamaklarına inerken rahat bir şekilde ineriz. Hatta hızımıza hız katarız. Ama merdiven basamaklarına çıkarken yoruluruz değil mi? Enerjimiz azalır. Şimdi biz bunu ifade etmek için şöyle diyoruz. Merdivenden aşağıya indikçe enerjimiz artıyor gibi düşünüp biz bunu her bir basamağı 10 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru indikçe enerjimiz arttığından enerjimizi 10 ile çarpıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Ama yukarı çıkarken enerjimiz azalıyor ve yoruluyoruz. O zaman her bir basamakta bizim enerjimiz 10'a bölünüyor gibi azalıyor gibi düşünün. Bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle diyoruz. Her bir basamakta basamağa inerken 10 ile çarpıyoruz. Her bir basamağa çıkarken de 10 ile bölüyoruz arkadaşlar. Şimdi şu yandaki çevirmeleri bir yapalım. 1 litre kaç desilitredir diyor. Şimdi litreden ne yapacağız? Desilitre ineceğiz. Kaç basamak? 1 basamak. O zaman aşağıya indiğimiz için 10 ile çarpıyoruz. Bir basamak indiğimiz için de bir kere 10 ile çarpıyoruz. O zaman burası 10 desilitre oluyor. 1 litre kaç santilitredir diyor? Bakın şimdi bir basamak indim, desilitreye geldim. Bir basamak daha indim santilitreye geldim. Yani iki basamak indim. Bu ne demektir? İki kere 10 ile çarp demektir. Yani yüz ile çarp demektir. Biri yüzle çarptığımızda yüz olacaktır. Yüz santilitre olacaktır. Peki bir litre kaç mililitredir? Kaç basamak iniyorum? Bir basamak indim desilitre. Bir basamak daha indim santilitre. Ve bir basamak daha indim mililitre. Gördüğünüz gibi 3 basamak indim. Bu ne demektir? 3 kere 10 ile çarp demektir. 3 kere 10 ile çarpmak demek. 1000 ile çarpmak demektir. 1'i 1000 ile çarpmak demek. De yanına 3 sıfır at demektir. Yani 1000 mililitre olacaktır burası. Gelelim şu örnekleri yapmaya. 3 litre kaç mililitredir diyor. Litreden mililitreye ineceğiz. 1 2 3 basamak ineceğiz. Bu ne demektir arkadaşlar 3 kere 10 ile çarp yani 1000 ile çarp demektir Hatta şöyle gösterelim 3 çarpı 1000 demektir. Arkadaşlar bu da 3000 demektir 3000 mililitre demektir burası. Peki 5 litre kaç desilitredir litreden desilitre ineceğim bir basamak iniyorum Yani bu ne demektir? 1 kere 10 ile çarp demektir. Çünkü aşağı iniyorum. O zaman ne olur? 50 desilitre olur. Peki 10 litre kaç santilitredir diyor. Litreden santilitreye ineceğim. Kaç basamak iniyorum? Bakın 1 ve 2. 2 basamak indim. 2 basamak aşağıya indiğim için ne yapacağım? 100 ile 2 kere 10 ile çarpmak demek. 100 ile çarpacağım. Burası yani 1000 santilitre olacak. Bakın yüzde çarptım 3 tane sıfır var. Peki 70 desilitre kaç litredir diyor. Desilitreden bu sefer litreye çıkacağım. Yukarı çıkıyorum. Ne yapıyorum? Enerjim azalıyor. 10 ile böleceğim. Bir basamak çıktığım için 10 ile bölüyorum. Yani 70 bölü 10 diyeceğim arkadaşlar. Bu da ne demektir? 7 demektir. 7 litre. Peki 2 tam 10'da 3 santilitre kaç litredir diyor? Bu sefer santilitreden litreye çıkacağım. Kaç basamak çıkıyorum? Bir basamak çıktım desilitre. Bir basamak daha çıktım litre. Yani iki basamak çıktım. Bu ne demektir? Yukarı çıktığım için de iki tam onda üçü iki basamak çıktığımdan yüze böleceğim demektir. Peki yüze bölmek demek ne demektir arkadaşlar? Yürgülü sola kaydır demek değil mi? Peki şöyle gösterelim. Bir basamak kaydırdım. Sola doğru böldüğüm için ne oldu? Sıfır tam yüzde 23 oldu bir basamak kaydırdığımda. bir sıfır gitti. Bir basamak daha kaydırmam gerekiyor. O zaman ne olur? 0 tam bakın virgül bir basamak daha kaydı. 2 basamak kayacağı için 0 tam 0 23 oldu. Yani 0 tam binde 23 oldu arkadaşlar burası da. Tamam mı? Şimdi 23 litre oldu. Peki 92 mililitre kaç litredir diyor. Mililitreden ne yapıyorum? Litreye çıkıyorum. Kaç basamak? 1, 2 ve 3 basamak çıkıyorum. Bu ne demek? 92'yi 3 basamak çıkıyorsam 3 kere 10'a böl. Yani 1000'e böl demektir. 1000'e bölerken ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın 3 basamak sola kayıyorum. Bir basamak kaydım virgülüm burada oldu. Bir basamak daha kaydım virgülüm şurada oldu. Onu da şu şekilde yazarım. Bir basamak daha kaydım. Bu sefer virgülüm yine şurada oldu. Bunu da şu şekilde yazarım. Gördüğünüz gibi zaten okurken de 0 tam 1000'de 92 diye okuyoruz. 92 idi. Bu şekilde yazıyoruz. Virgülden sonra 3 basamak olacak şekilde. O zaman 0 tam 92 litredir diyoruz. 92 mililitre. Tamam. Çevirmelerimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Gelelim diğer sayfamıza. Size mümkün olduğu kadar değişik örnekler veriyorum. Karşınıza çıkabilecek örnekleri veriyorum arkadaşlar. Peki şu sorumuza bakalım. 8 tam onda 3 litre artı 700 mililitrenin sonucu diyor. Kaç desilitre eder? Bakın bu sefer de toplayacağız. Toplayacağız ama e, birimler farklı. Litre, mililitre sonuçta bana Desilitre diyor. Yani benden desilitre olarak istiyor. O zaman tek tek hepsini desilitreye çevirelim. Ne dersiniz? Şöyle diyelim mi? 8 tam 10'da 3 litre kaç desilitre eder? Hemen arkadaşlar e, ezberleyemediysen şöyle soruların kenarına basamaklarını çiz. Ben şöyle diyeyim. Litre aşağı iniyorum. Desilitre aşağı iniyorum. Santilitre aşağı iniyorum mililitre. Tamam bu şekilde aşağıya indirdim. Peki ne yapacağım? Litreyi desilitreye çevireceğim. Yani bir basamak aşağı ineceğim. Aşağıya inince 10 ile çarpıyorduk. O zaman şurayı 8 tam 10'da 3'ü 10 ile çarparsam burası desilitre olur. Artı bakın 700 mililitre desilitreye çeviriyorum. Mililitreden bakın desilitreye çıkacak. Kaç basamak? Bir basamak çıktı santilitre oldu. Bir basamak daha çıktı desilitre oldu. İki basamak çıktı. Yani o zaman ne yapacağım arkadaşlar? 700'ü de 100'e böleceğim. İki basamak yukarı çıktığım için. Yani bu ifadeler bana desilitre olarak verecek arkadaşlar. Şöyle diyelim o zaman. 10 ile çarptığımda 8 tam 10'da 3'ü burası 83 desilitre olur. Artı 100 ile böldüğümde 2 sıfırı gider. 7 desilitre olur. Bana sonuç kaç desilitredir diyor. İkisinin birimi artık aynı olduğu için toplayabilirim. Yani şöyle diyebilirim. 83 artı 7 arkadaşlar desilitredir. O da ne demektir? 90 desilitre demektir. Tamam mı? Bu şekilde çözüyoruz. Şimdi gelelim aşağıdaki soruya. 40 litrelik benzin varili 10 desilitrelik bir kova ile kaç seferde doldurulur diyor. Şimdi kovalarımız küçük değil mi? E, kaç seferde doldurduğumuzu bulabilmek için bölmemiz lazım. Bölebilmek için de birimlerin aynı olması lazım. Şimdi litreyi desilitreye çevirmek daha mantıklı. Çünkü kaç sefer kova ile dolduruyorum ve kaç sefer yaptığımı bulacağım. O zaman 40 litreyi desilitreye çevirelim. Desilitreye çevirmek için bakın bir basamak aşağıya indim. Yani bu ne demektir? Bir basamak ineceksem bir kere 10 ile çarpacağım. Şöyle diyelim 40 çarpı 10 o da 400 desilitre demektir. Peki 400 desilitreyi 10 desilitrelik kovalarla dolduruyorum. O zaman kaç sefer yapmam lazım? Şöyle de göstereyim. Arkadaşlar bakın birimler aynı oldu artık bölünebilir. 1 0 1 0 şöyle şunlar da gider. O zaman ne olur? 40 sefer yapmak gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Demek ki 40 seferde 40 litrelik varili ben doldurabilirmişim. Gelelim diğer sayfamıza. Toplama ve çıkarma işlemi ver, verilmiş arkadaşlar. Ee, işleminin sonucu kaç santilitredir diye bize soruyor. Şimdi birimler gördüğünüz gibi farklı. Desilitre, santilitre, desilitre olarak verilmiş ama sonuç bizden santilitre olarak istiyor. O zaman hepsini santilitreye çevirmemiz lazım. Burada öncelikle şuraya dikkat edin. Bakın bu ifade ikiye bölünüyor. Tamam mı? 2 litre, 2 santilitre, 2 desilitre değil arkadaşlar. Ikiye bölünüyor. Bu bu sayıyı sadece sayımızı ikiye böldüğümüzde Burası ne olacak? 3 tam 10'da 3 desilitre olacak Burada Santilitreyi çevirmemiz lazım ee, Hemen isterseniz tekrar şöyle yazalım Litre Desilitre Santilitre ve mililitre Ne yapıyorum ben? Desilitreden santilitreye iniyorum Bir basamak iniyorum Yani bir kere 10 ile çarpıyorum demek. O zaman burayı 10 ile çarptığımda burası 33 santilitre olacaktır. Doğru mu? Peki şurası ne arkadaşlar? Burası zaten santilitre. O zaman bunu da yanına yazalım. 3 tam 10'da 3 santilitre diye. Ve arkadaşlar çıkarıyorum. Ne ile? 0 tam %3 desilitre ile. Bunu da santilitreye çevirelim. Şöyle diyelim. 3 desilitre yukarıda yaptığımız gibi bakın bir basamak iniyorum 10 ile çarpıyorum o zaman çarptığımda 0 tam 10 da 3 santilitre olacaktır burası hemen şöyle yazdığımızda gördüğünüz gibi hepsi santilitre oldu arkadaşlar burada artık toplama işlemi yapabilirim ve çıkarma işlemimi bakın şimdi şuraya şöyle gösterelim bir toplayalım 33 ile 3 tam 10 da 3'ü topluyorum. Burası 36 tam 10 3 olacaktır. Peki ne çıkartacakmışım? 0 tam 10 da 3'ü çıkartacakmışım. Bakın virgüller 6 alt alta geliyor. Bunu da çıkardığımda 0, 6 ve 30. Gördüğünüz gibi 36 tam oldu. Yani bu işlemin sonucu 36 santilitredir diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? İşlemleri bu şekilde yaptık. Gelin aşağıdaki soruya. Yandaki sürahi su ile tam doluyken sürahiden yanındaki bardaklara birer bardak su dolduruluyor. Buna göre sürahide kaç desilitre su kalır diyor. Şimdi desilitre olarak istemiş ya bizden. O zaman arkadaşlar biz bunu desilitreye çevirelim. Önce şunu çevirelim. 2 litreyi desilitreye çevireceğiz. Kaç basamak iniyoruz? Litreden desilitre bir basamak iniyoruz. O zaman 10 ile çarpıyorum. Burası 20 desilitre olacaktır. Peki hepsini desilitreye çevirelim. 30 santilitreyi de çevirelim. Santilitreden desilitreye ne yapıyoruz? Çıkıyoruz. Kaç basamak bir basamak çıkıyoruz o zaman ne yapacağım ona böleceğim 30 bölü 10 bu da nedir 3'tür 3 Üç litre'dir diyoruz buraya şimdi 40 santilitreye bakalım burada arkadaşlar yine desilitreye bir basamak çıkıyor aynı şekilde yapıyorum ona bölüyorum bu da 4 desilitre oluyor Peki 50 santilitreyi de aynı şekilde desilitreye çevirmek için 10'a bölüyorum. Burası da 5 desilitre oldu arkadaşlar. Demek ki bunlar şurası 3 desilitre, şurası 4 desilitre ve şurası da 5 desilitre su alıyor. Toplamında ne kadar su aldı? 9 12 topladığımda bakın şöyle 12 desilitre su aldı arkadaşlar bardaklar. E de 20 desilitre vardı. Yani 20 20'den çıkardığımda sürahide geriye 8 desilitrelik su kalmış olur. Tamam mı? İşlemleri bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer sayfamıza. Orada da çok farklı sorular çözdüm sizin için. Bakın 3 bölü 5 litre aşağıdakilerden hangisine eşit değildir diyor. Arkadaşlar bu sefer kesir şeklinde vermiş. Ben bunu o, normal ondalıklı sayı olarak yazabilirim. Doğru mu? Nasıl yazıyorum? Hemen 3'ü 5'e bölerek yazabiliyorum. 3'ü 5'e böldüğümde bakın şöyle. Ne yapıyorum arkadaşlar? 3 5'e bölünmez. Yanına bir 0 atıyorum. Şuraya da bir 0 atıyorum. 30'un içinde 5 6 kere şu şekilde. Demek ki burası arkadaşlar 0 tam. Onda 6 litre demekmiş. Ney? 3 bölü 5 litre. Peki bunu ben ne yapacağım arkadaşlar? Bakın litre, santilitre, desilitre, mililitre olarak vermiş. Şöyle desem olur mu? Bakın, birimler şöyleydi. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Bakın her örnekte size yazıyorum. Öğrenin diye. Şimdi burası litre olarak neydi? 0 tam 16 litreydi. Bir basamak indim, 10 ile çarptım, 6 desilitre oldu. Bir basamak daha indim, 10 ile çarptım, 60 desilitre. Şimdi şuradan indiğim için arkadaşlar onar onar çarpıyorum. Bir basamak daha indim, burası 600 pardon şurası santilitre, şurası da mililitre oldu. Tamam mı? Bu şekilde arkadaşlar basamak indirdikçe sayımı büyütmüş oldum. Peki bana diyor ki hangisine eşit değildir diyor. 0 tam 16 litredir doğru mu? Evet. 60 santilitredir diyor. Biz 60 santilitre bulduk. Evet. 60 desilitredir diyor. Hayır arkadaşlar 6 desilitredir. Şöyle 6 ne yaptık? Evet şu şekilde yanlış olan C şıkkıdır. 600 mililitre. Bakın bu da doğrudur. C şıkkı yanlıştır diyoruz. Tamam mı? Gelin aşağıdaki soruya 19 bölü 8 litre. Bakın kaç litre kaç mililitredir diye soruyor. Burayı çok dikkatli bir şekilde inceleyin arkadaşlar. Şimdi 19'u 8'e böleceğim. 19'un içinde 8 2 kere 16 3 kaldı. 3'ün içinde 8 yok. 1 0 attım. Virgül attım. 30'un içinde 8 3 kere 24 6, altı, 6'nın içinde 8 yok. 1 sıfır attım 60. Artık virgül ve sıfır atmama gerek yok şuraya. 60 içinde 8, 7 kere 56, 4 kaldı. Bu da 40'tır. Kaç kere? 5 kere oldu. Gördüğünüz gibi 0. Bu ne demektir arkadaşlar? 19 bölü 8 litre 2 tam binde 375 litreye eşittir. Buraya 2 litre Bakın 2 tam 375 mililitre diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü e, mililitre arkadaşlar litrenin binde biri olduğu için. Bakın 3 basamak yukarı çıkıyorum. Bine bölüyorum değil mi? Litreye olması için. Bu yüzden de arkadaşlar bu şekilde yazabilirim. Buraya dikkat edelim. Gelelim diğer sorumuza. 8 tam %45 litre x artı x desilitre bunların toplamı 9 litre ediyormuş x nedir diye bize soruyor İster hepsini desilitreye çevirin arkadaşlar nasıl rahat ederseniz isterseniz litreden bulalım ee, şöyle yapayım ee, önce 9 litre bakın 8 tam yüzde 45 çıkardığımda şurayı bulmuş olurum İsterseniz iki yoldan da anlatayım size birinci yol diyeyim. Birinci yol 9'dan yani 9 tamdan bakın virgülden sonra iki basamak olduğu için ben bu şekilde de 9 tamı yazabilirim. 8 tam %45'i çıkardığımda 10'dan 5 çıktı 5 değil mi? 9'dan 4 çıktı 5 burada 8 kaldı 0. 0 tam yüzde %55 litre oldu. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi yani demek ki bu x 0 tam yüzde %55 litre. Ee, arkadaşlar litreymiş burası. Ama desilitre olarak verdiği için ben litreden desilitreye ne yapıyorum? Bir basamak iniyorum. Yani 10 ile çarpıyorum. Bu aslında 10 ile çarptığımda virgülü bir basamak sağa kaydırıyorum. 5 tam 10'da 5 desilitre demektir. Yani x dediğim şey arkadaşlar 5 tam 10'da 5 demektir. Tamam desilitreye çevirdim. İkinci yolda. İsterseniz hepsini desilitreye çevirip, Bakın 8 tam %45 litreyi desilitreye çevirmek için bir basamak iniyorum. onla çarpıyorum. Burası ne olur? 84,5 desilitre olur. Artı x desilitre eşittir 9 litreyi de desilitre yapmak için arkadaşlar onla çarpıyorum 90 desilitre olur böyle de yapabilirsin şimdi hepsi desilitre olduğu için x'i bulabilmek için ters işlem yapıyorum 90'dan 84 buçu çıkartıyorum şurası da arkadaşlar bu şekilde yazabiliyorum ondan 5 çıktı 5 9'dan 4 çıktı 5 orada 0 kaldı gördüğünüz gibi burası 5 tam 10'da 5 oldu x tamam mı aynı şeye çıktı gördünüz mü böyle iki yoldan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim diğer kağıdımıza. Burada da arkadaşlar önemli bir bilgi öğreneceğiz. Mesela size şöyle bir soru gelse hacmi 1 metreküp olan deponun içine kaç litre su sığar gibi bir soru gelse. Şimdi burada birimler farklı değil mi? Burası metreküp olarak verilmiş burası litre olarak verilmiş. Yani bizim sıvı ölçme birimleri litre desilitre santilitre mililitre birimi değil bu metreküp. Böyle bu tarz sorularda ne yapacağız? Burada da kolaylık var arkadaşlar. Bize şu bilgi veriliyor. 1 litre 1 desimetre küpe eşittir deniyor. Tamam mı? Buradan biz çevirme yapabiliriz. E mesela hadi bakalım şuraya 36 desimetre küp kaç litredir diyor. Şimdi 1 litre 1 desimetre küp aynı zamanda 1 desimetre küp yer değiştirsem de olur değil mi? 1 litreye eşittir demektir bu. O zaman 36 desimetre küpte 36 litreyi eşittir deriz. Peki 40 santimetre küp kaç litredir diyor. Şimdi bizim bildiğimiz şey bir desimetre küpün bir litreye eşit oldu. O zaman bu santimetre küpü de ne yapacağım? Desimetre küp'e çevireceğim. Hadi çevirelim. Arkadaşlar bakın birimleri verdim. Metre küp, desimetre küp, santimetre küp ve milimetre küp diye merdivenimiz o şekilde geçiyordu hacim biriminde. Şimdi metre küp hani aslında onun küpü gibi düşünüp her merdiveni indiğimizde 1000 ile çarpıyorduk arkadaşlar ve her merdiveni çıktığımızda da 1000 ile bölüyorduk. Tamam mı? Şimdi santimetre küpü desimetre küpe çevireceğim. Neden? Bunu biliyorum ben. Santimetre küp desimetre küp ne yapıyorum bir basamak çıkıyorum o zaman ne yapacağım 1000 ile böleceğim Demek ki 40'ı 1000'e böleceğim arkadaşlar o zaman bu bana desimetre küp olarak verecektir bölelim Hadi şöyle sıfırlar gitti 100'e böldüğümde ne olacak arkadaşlar burası 0 tam yüzde 4 olacak yani iki basamak virgül sola kayacak desimetre küp demektir. E bu da kaç litredir? O zaman 1 desimetre küp 1 litre ise 0 tam %4 desimetre küp de 0 tam %4 litredir diyoruz arkadaşlar buraya. Şimdi burada ben size şöyle bir soru da sorayım. Kaç mililitredir diye de sorayım. Bakın şöyle kaç mililitredir şimdi sıfır tam yüzde 4 litre mililitre kaç basamak iniyorum 1 2 ve 3 basamak iniyorum bu ne demektir 3 kere 10 ile çarp demektir yani 1000 ile çarp demektir. 1000 ile çarptığımda burası ne olur 3 ee, basamak sağa kay bir basamak kaydım böyle bir basamak daha kaydım 4 oldu bir basamak daha kaydım ve 40 oldu. Ne fark ettim? Bakın 40 cm küp 40 mililitre. O zaman ben e, hani bunu arkadaşlar ister ezberleyin ister ezberlemeyin. Basamaklardan da çıkartabilirsiniz. Ama buna ben dikkat çekmek istiyorum. Şöyle diyorum. 1 cm küpte 1 mililitre eşittir. Tamam mı? Bunu ispatlamış olduk. Bu da aklınızda dursun. Bakın hatta bakın. Şimdi desimetre küpten santimetre küpe iniyorum. Ne yapıyorum? 1000 ile çarpıyorum. Burada da litreden mililitre inerken 1000 ile çarpıyorum. Doğru mu? O yüzden şu bilgi de işimize yarayacaktır arkadaşlar. 1 santimetre küp 1 mililitreye eşittir. Tamam o bir dursun. Şimdi o zaman aşağıdakine bakalım. Hacmi 1 metreküp olan deponun içine kaç litre su sığar diyor. Şimdi metreküp e, verilmiş ya ben desimetre küpe çevireyim ki oradan da litreye çevireyim. Şimdi kaç desimetre küptür? Şöyle diyelim. 1 metreküp Bakın desimetre küpe iniyorum. Bir basamak iniyorum. O zaman binle çarpıyorum. Çünkü metre küp yani onun küpü demek ki arkadaşlar oradan geliyor biner biner. Burada küp ifade olmadığı için onlar onlar. Tamam mı? O şekilde düşünebilirsin. O zaman bu nedir? Bin desimetre küp demektir. E arkadaşlar bu da o zaman bin litre demektir. Tamam mı? Desimetre küp litreyi bu şekilde çevrilebiliyor. Ayrıtları 2, 5 ve 7 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun hacmi kaç mililitredir diye bize soruyor. Bakın santimetre olarak vermiş ve mililitre olarak istiyor. Arkadaşlar burada hani ister santimetre küpü bulup desimetre küpe çevir oradan litreyi oradan mililitreyi de çevirebilirsin. Ya da ben biraz önce dedim ya size bir santimetre küp aynı zamanda bir mililitreye eşittir diye verdim. Şimdi burada e, bu dikdörtgenler prizması şöyle bir Prizma olsun. Hemen şuraya kapat aslak. Ben bir çizeyim arkadaşlar. Şöyle olsun. Ayrıtları da mesela şurası 7 santimetre Şurası 2 santimetre Ve 1 santimetre olsun. Şimdi benim hacmini bulmam lazım. Değil mi? Çünkü hacimden santimetre küp ihtiyacım var ki. Hani litreye mililitreye falan çevirebileyim. O zaman hacim neydi arkadaşlar? Bakın hacim taban alan. Şöyle yazalım. Taban alan çarpı yükseklikti. Tabanı dikdörtgenler prizmasının tabanı dikdörtgen olduğundan arkadaşlar dikdörtgenin alanı nedir? 7 çarpı 2'dir şuradaki dikdörtgenin alanı. Peki yükseklikte şurasıdır çarpı 5. Bu da ne demektir? 70 santimetre küp demektir. Peki bana mililitre olarak soruyor. O zaman 1 santimetre küp 1 mililitre ise 70 santimetre küp de 70 mililitredir. Yani cevabımız kutunun hacmi 70 mililitredir. Tamam mı arkadaşlar? Gelelim aşağıdaki soruya. Yandaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın 2 bölü 5'i su ile dolduruluyor. Buna göre kabın boş kalan kısmına kaç litre daha su konulabilir diyor. Arkadaşlar ne yapacağım? O zaman bu kabın hacmini bulacağım litre diyor bu arada. Hacmini bulacağım santimetre küp olarak. Onu desimetre küpe çevirip litre ile eşitleyeceğim. Yalnız burada dikkat etmem gereken bir şey daha var. 2 bölü 5'i suyla doluymuş. E tamamına ben 5 bölü 5 dersem. 2 bölü 5'i dolu ise şöyle dolu ise boş olan kısım nedir? Arkadaşlar 3 bölü 5'tir değil mi? 3 bölü 5'i boştur diyoruz geriye kalan. Şöyle 5 parça gibi düşünün daha iyi anlayabilmeniz için. 3, 4 ve 5. Bunun iki parçası doluysa kaç parçası boştur? 3 parçası boştur. Yani 3 bölü 5'i boştur diyoruz arkadaşlar. 3 parçası boştur diyebilirsin ya da. Şimdi bunun hacmini bulalım. Hacim taban alan çarpı yükseklik. Bunu da iyice kafanızda otursun diye tek tek yazacağım arkadaşlar. Taban alan çarpı yükseklik. Şimdi tabanı bir dikdörtgen Bakın şöyle değil mi? Arkada da şöyle gösterdiğimde bir dikdörtgen. Bunun alanı nedir? 40 çarpı 4'tür. E, yükseklikte şurasıdır. Yükseklikte 25. Burası arkadaşlar kaç olur? 4 kere 25 100 ya. E, 40'ı çarptığımda da 4000 santimetre küp olur. Doğru mu? Şimdi ben bunu ne yapayım arkadaşlar? Desimetre küpe çevireyim. Şimdi santimetre küp, desimetre küp. Bir basamak yukarı çıkacağım. Yani bine böleceğim. O zaman şöyle diyelim. 4000 bölü 1000. 4 demektir. 4 desimetre küp demektir. Yani bu da 4 litre demektir. Doğru mu arkadaşlar? 4 litre. 1 desimetreküp 1 litre olduğu için şimdi bu kutunun tamamının hacmi 4 litreymiş. 4'ün 3/5'ini bölü bulmak için ne yapıyorum? 4 ile 3'ü çarpıyorum. 12 ve 12 ile de 5'i bölüyorum arkadaşlar. Tamam? 5'e böldüğümde 2 kere 5 10, 2 20 yaptık. Virgül koyduk. 4 kere 5 20 gördüğünüz gibi ne kadarı boşmuş 2 tam onda 4 litresi boşmuş arkadaşlar tamam mı bu şekilde sorumuzu çözebiliriz yani bu kadar daha su konulabilir diyoruz gelelim diğer sayfamıza Yanda verilen kabın içerisine 0 tam yüzde 32 litre su dökülüyor. Dikdörtgenler prizmasının yüksekliği 4 eşit parçaya ayrıldığına göre su seviyesi hangi noktalar arasında olur diyor. Şimdi e, litre olarak verilmiş ve ayrıtlarda santimetre olarak verilmiş. Biz ne yapalım arkadaşlar bakın şunu unutmayalım. 1 santimetre küp 1 mililitredir Tamam mı bunu unutmayalım şimdi santimetre varsa ben de milimetreye mililitreye çevireyim yani şöyle diyeyim sıfır tam yüzde 32 litreyi mililitreye çevirmek için hemen şöyle basamağımı göstereyim litre desilitre santilitre ve mililitre kaç basamak iniyorum litreden 1 2 ve 3 basamak yani 1000 ile çarpıyorum. Burayı 1000 ile çarpmak demek. Şöyle çarpı 1000 diyelim. Arkadaşlar 100 ile çarptığımda 32 olur. 1000 ile çarptığımda 320 mililitre olur. Tamam mı? Şimdi şurayı da artık rahatlıkla santimetre küp olarak yapabilirim. Peki bunun hacmi nedir? Hacim taban alan çarpı yükseklik V ile gösteriyorduk hacmi de. O zaman taban alanı 8 çarpı 4 yükseklikte 12. Burası ne olur arkadaşlar? Böylelikle 384 santimetre küp oldu. Peki ne yapıyormuş? 320 mililitre su koyuyormuş. Arkadaşlar 320 ml koyduk. Şöyle diyelim ama her bir bakın 4 eş parçaya bölünüyor ya. Gördüğünüz gibi 1 2 3 ve 4 eş parçaya bölündü. Şöyle de sayabilirsiniz. O zaman 384'ü 4'e böldüğümde ben 96 santimetre küplük su alıyormuş şöyle. O zaman 320 de nereye gelir? Bakın Şimdi her biri 96 ise tamamı 384 ise 320 konulduysa çıkardığımızda 64 kalıyor. Demek ki şuralara kadar çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Şuraya kadar su doluyor. Şöyle suyumuzu da mavi ile gösterelim. Böylelikle hangi noktalar arasında oluyor arkadaşlar? Tamam mı? Bu şekilde çözüyoruz. Gelelim diğer sorumuza Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kap 2 litre sıvı ile tamamen doldurulabilmektedir Bu prizmanın yüksekliği 25 santimetre olduğuna göre Taban alanı kaç santimetre karedir diyor Şimdi arkadaşlar taban alan santimetre kare yükseklikte santimetre bunları çarptığımızda Santimetre küp yani hacme verecektir O zaman hacim şöyle değil mi hacim Taban alan Şöyle yazalım çarpı yükseklik. Şimdi santimetre santimetre kare santimetre küp olarak burası bulunacak. O zaman ben şurayı da arkadaşlar mililitreye çevireyim. Çünkü bir santimetre küp 1 mililitre. O zaman şöyle diyelim. 2 litre kaç mililitredir? Bakın şuradan arkadaşlar 3 basamak iniyorum. 1000 ile çarptığımda 2000 mililitredir deriz. Yani o zaman yani burası 2000 şöyle pardon 2000 santimetre küp deriz arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki, yüksekliği 25'miş. Taban alanını soruyor. Hacmini biliyorum. Kaç? 2000 santimetre küp. Taban alanı bilmiyorum. Şöyle taban alan kısalttım. Yükseklikte 25'miş santimetre. Arkadaşlar o zaman 2000'i ben 25'e böldüğümde taban alanı rahatlıkla bulabilirim. 2000'de 25'e böldüğümüzde kaç çıkıyor arkadaşlar? 80 çıkacaktır. Şöyle diyelim. 2000 bölü 25 eşittir 80. O zaman 80 santimetre kare taban alan olacaktır. Videom burada sona eriyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar karşınıza çıkabilecek bütün soruları çözmeye çalıştım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.